Ardıç yağının faydaları. Ardıç yağı nedir? Nasıl faydaları vardır? Ve nerelerde bugün kullanılır? Evet, bugün sizin için ardıç yağını anlatacağız. Nasıl.com'da. Hazır mısınız? Ben hazırım. Bekliyorum Seda. Ben de hazırım o zaman. Doğada, evet, doğada o kadar çok bitki var ki hepsi de ayrı bir işe yarıyor. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Mesela kanımızın kirlendiğini mi düşünüyoruz? Zehirli toksinler var kanda. Toksinler mi var kanda? Birikti mi? Yorgun mu hissediyoruz kendimizi? Solgun mu hissediyoruz? Ne yapacağız? Ardıç yağı. Kaynaklardan bir tanesi, başvuracağımız yağlardan bir tanesi ardıç yağı. Ardıç yağının kullanabileceğiniz 3 tane aslında yöntemi var. Hı hı. Bir, ağızla alabilirsiniz, burunla alabilirsiniz ya da teninize dokundurarak alabilirsiniz. Deri yoluyla alabilirsiniz. Ağızla alacağınızda biraz acımtırak bir tadı olduğu için önerilerden bir tanesi şekerin üzerine damlatıp sonrasında almak. Hı-hı. Ama şeker, vücuda şeker yükleme kısmını hiçbir zaman biz izleyenle önermiyoruz. Yani gereksiz şeker alma noktasında hep uzak duruyoruz. Onun için o şeker ihtiyacını almamak adına bir su bardağının içerisine damlatarak da içebilirsiniz. Bol sulandırarak ardıç yağını alabilirsiniz. Evet. İkinci yöntem burun yöntemi. Burnunuza işte ardıç yağını biraz tabağa koyun, pamuğa batırın. Biraz burun deliklerinize şuralarını koyun ki zaten uçucu bir etkisi vardır. Bir müddet sonra uçacaktır ve içindeki orası nemlenecektir. Evet, etken maddeyle. Aynen. Üçüncüsü ise aynı merhemleri nasıl sürüyorsak vücutumuza ardıç yağını da sürebiliriz. Ardıç yağının Seda şöyle bir etkisi de var. Özellikle romatizma ağrıları çekenlerde. Bunu tene uygularken onda bir oranında işte zeytinyağı ile beraber karıştırırlarsa ve ağrıyan bölge tedavi edecek şekilde, olacak şekilde sürerlerse etkisini daha çabuk olacaklardır. Seyrelterek yani biraz. Evet, seyreltmek gerekli. Ama estetik için kullanacaksa. Vücut şekillendirmede, serilikleri giderme noktasında direkt ardıç yağını sürüp bol masajla bölgeyi hareketlendirilebilir. Kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Ardıç yağı böyle o zaman kanımızı temizliyor, durultuyor. Gripseniz mesela. Soğuk algınlığı varsa. Soğuk algınlığı varsa kendinizi veya çocuğunuzda gribal bir enfeksiyonu hissediyorsanız önleyici etkisi vardır. Hemen bir bardağın içerisine yiyin ya da vücutunun çok hassas noktalarına, taban altı gibi, ellerinin içi gibi bölgelere ardıç yağını kullanmanızı şiddetle öneririz. Öneririz, tavsiye ederiz. Sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.